Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Baba olmak. Ne güzel bir duygu. Birinin seni babacın diye sevmesi, sana güvenip seni örnek alması, hastalığında gözlerin içine bakarak senden yardım istemesi, mutlu olduğunda gülücükler ile senin hayatına neşe katması, ağladığında boyuna sarılı babam demesi, her şeyle ne kadar güzel bir duygu. Ben babalıkta çok başarılı olamadım. Gerçi tam anlamıyla baba bile olamadım. Merhaba, ben Bulut. 27 yaşındayım. 24 yaşında eşim ile birbirimizi çok severek evlendik. Ben evlenmeden önce sıradan bir hayatım vardı. Avukatım. Gün boyu insanların yalanlarını dinliyor. Para kazanmak için yalanlar söylüyor. Davalarla, sanıklarla, tanıklarla uğraşıyordum. Eşim benim öz teyzemin kızı Çocukluktan beri birbirimizi tanıyoruz. Küçükken köyde yaşadığımız zamanlarda bağlarda, bahçelerde koşar, oynardık. Küçüktük ama kocaman bir kalbimiz ve sevgimiz vardı. Ben liseyi de Sivas'ın merkezinde okuduktan sonra üniversite için puanımın yetti güzel bir okul seçmiştim. İstanbul Yeditepe Üniversitesi. Ailem beni yalnız yollamak istemediği için İstanbul'a taşınacaklarını, okula yakın bir yerden ev bulacaklarını söylediler. Bu haber, Eşimi yani Elif'i hiç mutlu etmemişti. Ona söz vermiştim. İstanbul'a hiçbir kıza bakmayacağımı, sadece onu seveceğim ve okul biter bitmez evleneceğimizi söyledim. Elif boynuma sarılıp ağladı. Biz İstanbul'a taşınmak için gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra herkesle vedalaşıp yola koyulduk. Derslerimde çok başarılı ve öğretmenlerimin takdirini kazanan bir öğrenciydim. Benim bölümüm hukuk olduğu için dersler çok yoğun geçiyordu. Tatillerde Sivas'a gidip Elif'le vakit geçiriyordum. Eski günlerdeki gibi koşup oynuyorduk. Elif gittikçe daha güzelleşiyor ve ben ona binlerce kez daha aşık oluyordum. Okulun bitmesine bir sene kalmıştı. Mezun olacaktım. Okuldan mezun olduktan sonra iki sene staj görüp kendimi iş hayatına atacaktım. Staj yeri olarak memleketim Sivas seçtim. Sonunda mezun olunca ailem ile birlikte Sivas'a geri döndük. Annem benim Elif'e olan aşkımı biliyordu. Anneme konuyu babama da açmasını söyledim. Annem de babam ile konuştu. Aradan fazla bir zaman geçmeden teyzemlere dünür gideceğimiz haberini saldık. Teyzemler de kabul etti. Nihayetinde o büyük gün gelmişti. Ben takım elbisemi giyindim. Annem ve babam da hazırlıklarını yaptılar. Teyzemlere gittik. Nasıl olduğunu bilirsiniz. Büyükler konuştu. Biz dinledik. En sonunda babam konuya girdi. Enişteme dönerek kayınço neden geldiğimizi biliyorsun. Şimdi bana uzun uzun cümleler kurdurma. Biz Allah'ın emri peygamberin kabriyle Elif kızımızı bulut oğlumuzu istiyoruz dedi. Eniştem önce bir yavaş gel kayınço. Yangından mal mı kaçırıyorsun? Bu ne hız? Hele bir kahvemizi içeydin ya dedi. Babamla gülerek Elif kızımızın kahvesine doyum olur mu? Gelinim olacak o benim. O vakit bol bol içerim diyerek güldü. Eniştem de tamam kayınço biz aile arasında bu konuyu uzun uzun bir konuşalım sizi tekrar bir davet edelim olur mu dedi. Babam da tabii ki kız evi naz evi değil mi kayınço diyerek kalktı. O halde biz kalkalım da siz konuşun yarın akşam yine geliriz dedi ve anneme işaret edip kalkmasını söyledi. Kalkıp evden çıktık. Benim için de çok güzel bir his vardı. Çünkü eniştem çok ılımlı davranmıştı. Teyzem zaten beni çok seviyordu. Bu iş olacak dedim. Eve gider gitmez. Telefonu elime alıp Elif aradım. Son durum ne dedim? Elif ince bir ses tonu ile babam annem ile konuştu. Annem babama bu çocuklar birbirlerini küçüklükten beri seviyor. Çocuk iyi biri. Okudu. Bak avukat oldu. Benim düşüncem olumlu yönde ama yine de son sözü sen söyle dedi babama. Babam da siz zaten kararınızı vermişsiniz. Ben şimdi yok olmaz desem hiç iyi şeyler olmaz. Benim de kararım bu işi fazla uzatmadan yüzükleri takalım dedim. Annem de ben hayali haber vereyim o zaman. Yarın hazırlık gelsinler dedi. Ben bunları duyunca çok mutlu oldum. Elif bana sen teyzem bir şey söyleme. Annem haber versin. Olur mu dedi. Ben de tamam seni çok seviyorum dedim ve telefonu kapattım. Ertesi sabah Hava teyzem annemi aramış. Bu arada hayal benim annemin adı. Hava teyzem annemin küçük kardeşi olduğu için abla diye hitap ediyor anneme. Abla bu akşam iki tane yüzük alın gelin. Faruk gelsinler, yüzükleri taksınlar dedi. Annem de tamam bacım, akşam görüşürüz o halde diyerek telefonu kapattı. Bana dönerek lan kerata, kaptın güneş gibi kızı hadi bakalım dedi. Annem boynuna sarılıp her şey için teşekkür ederim annem dedim. Annem de sen bizim evladımızsın. Bunları yapmak bizim görevimiz ol. Yarın diğer gün senin de çocuğun olacak. Bu duyguları sen de yaşayacaksın dedi. Annem öyle deyince benim içime anlamını bilmediğim bir sız düştü. Tekrar annem diyerek annemin yanağına bir öpücük kondurdum. Hadi hazırlan anne. Gidip yüzükleri alalım dedim. Annem de tamam yavrum dedi. Birlikte gidip iki tane alyans aldık. Çikolata, kurabiye, pasta börek derken akşama kadar alışveriş yaptık. Babam da işten gelince hazırlanıp tekrar teyzemlere gittik. Yedik içtik. Sohbet muhabbetler derken en sonunda Faruk eniştem. Eee damat getir bakalım şu yüzükleri dedi. Ben de annemin omzuna yavaşça vurarak versen anne dedim. Annem ayağa kalktı. Faruk enişteme yaklaştı ve buyur Faruk yüzükler burada dedi. Eniştem özlü bir konuşma yaptıktan sonra Elif'e bakarak kızım geç bakalım sözünü yanına dedi. Elif yanıma geldi. Benim kalbim yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Eniştem yüzükleri getirdi. Parmaklarımıza taktı ve ''Evlatlarım, mutluluklar diliyorum.'' dedi. Elif artık benim nişanlımdı. Faruk enişten bana dönerek oğlum bulut. Bu nişan meselesi fazla uzun sürmesin. En yakın bir tarihte düğün günü alın herkes için hayırlı uğurlu olsun dedi ve önce Elif'in alnından ve sonra benim yanaklarımdan öptü. Biz de büyüklerin ellerinden öptük ve yerlerimize oturduk. Gözüm Elif'e takıldı. Alansına bakarak mutlulukla gülüyordu. Bu beni çok mutlu etmişti. Aradan 3 ay geçti. Babam düğün tarihini aldığını ve bizim de onayladığımız takdirde gidip parasını vereceğini söyledi. Ben de Elif'e durumu anlattım. Elif de ailesine sormuş. Eniştem ve teyzem de onay vermiş. Düğün tarihi geldi. Alışverişler başladı. Ev eşyaları, yatak odası, yemek odası derken 3 gün o mağaza, bu mağaza gezdik. En sonunda her şey Elif'in istediği gibi onun zevkine göre alındı. Sonuçta o kalacaktı akşama kadar o evde. Ben ise gidecektim. Eşyalar da alındıktan sonra eve yerleştirildi ve düğün günü gelmişti. Dillere destan bir düğün yaptık. Biz artık karı kocaydık evliliğimizin üstünden iki ay geçti. Bir akşam annem bize geldi ve bana imalı imalı bakmaya başladı. Ben anlamını biliyordum bu bakışın. Torun istiyordu. Ben de gülerek daha değil anne dedim. Annemin yüzü düştü. Kalkıp yanına gittim. Anneme acele etme. Olacak hepsi olacak dedim. Aradan 2-3 gün sonra bir akşam Elif'i çok üzgün gördüm. Ona ne olduğunu sordum. Bana bakarak "Ben iyi değilim. Sürekli adet oluyorum. Sürekli kanamam oluyor." dedi. Ben de bunun ciddi bir durum olabileceğini söyleyerek hemen hastaneye gittik. Doktor muayene, kan tahlili vesaire derken bir süre sonra bizi odasına çağırdı. Ne kadarlık evli olduğumuzu sordu. Biz de 4 aylık dedik. Doktor üzgün bir şekilde bize bakarak "Bakın, tıpta çare tükenmez. Hemen kendinizi üzüp sıkıntıya sokmayın." dedi. Ben heyecan yaparak, ''Doktor bey, bırakın şimdi süslü kelimeleri. Karımın neyi var?'' dedim. Doktor yüzüme bakıp, ''Karınız kısır.'' dedi. O an dünya başıma yıkıldı. Elif ağlamaya başladı. Ben doktora dönerek tedavi imkanının olup olmadığını sordum. Doktor, Elif Hanım'ın iki yumurtalı da işlevini yitirmiş. Buna neden olan şey ne bilmiyorum ama en azından bu konuda olası bir tedavisin söz veremeyiz. Tabii ki bu beslenmeyle de düzelebilecek bir durum. Ben şimdi Elif Hanım'a bir aylık iki ilaç yazacağım. Bu ilaçları düzenli bir şekilde önerilen dozda kullanıp tekrardan muayeneye gelin. Bir de o zaman bakalım hastalığın gidişatına dedi. Biz de tamam diyerek kalktık. Eve dönüş yolunda ne Elif konuşuyordu ne de ben. Bir arabanın içinde sanki iki yabancı gibiydik. Ben bu sessizliğe daha fazla dayanamadım ve arabayı sağa çekip Elif'e baktım. Elif de sanki suçluymuş gibi bana bakıyordu yaşlı gözleriyle. Bir süre o şekilde bakıştıktan sonra Elif'i kendime doğru çektim ve boynuna sarıldım. ''Seni çözülme. Dur hele. Bu da birinci doktor. Ne doktorlar var. Muhakkak bu sıkıntıya çözüm bulurlar. Asma o güzel yüzün ömrüm.'' dedim ve Elif hıçkırıklara boğularak ağlamaya başladı. Ona sakin olmasını söyledim. Tekrar yola devam ettik. Eve gelmiştik. Elif'e bu durumu ailelerimize anlatmamız gerektiğini söyledim. Elif utanıyordu ama ben biliyordum ki benim ailem ve Elif'in ailesi anlayışlı insanlardı. O akşam teyzemleri ve annemleri akşam yemeği için bize davet ettik geldiler. Teyzem gözlerini Elif'ten alamıyordu. Çünkü Elif'in morali çok bozuktu. Ara ara zorla gülmeye çalışsa da durumu çok belli ediyordu. Yemekten sonra Elif mutfağa gitti. Ardından da teyzem gitti. Annem bana neden Elif'in morali bozuk bir şey mi oldu diye sordu. Ben de durumu uygun bir şekilde anlattım. Annem yanıma gelip boynuma sarıldı. Oğul, Allah büyüktür. Sakın ola isyan edip de çıkmaza düşmeyin. Bizden yana korkunuz olmasın. Elif kızımız bu durumdayken aklına bin türlü şey gelir. Şimdi kendini istenmez gelin gibi görür. Onun yanına gideyim dedi. Annem ve ben de mutfağa gittik. Elif teyzeme sarılmış ağlıyordu. Annemi görünce Elif başını öne eğdi. Anne Elif'e yaklaşıp benim güzel gelinim neden suçlu gibi başını öne yiyorsun kaldır kafanı da o güzel yüzünü göreyim dedi. Elif de teyzem ben sana bir torun veremeyeceğim beni affet beni affet teyzem diyerek annemin boynuna sarılıp ağladı. Annem de sıkma canını Allah bana melek gibi bir gelin verdi. Nur topu gibi de bir torun verecek güzel kızım haydi içeri geçelim sen sıkma canını kızım dedi. İçeri geçip nerede iyi doktor var onun araştırması içerisine girdik. Olaydan babam ve eniştemin de haberi olmuştu. Onlar da olaya anlayışlı yönden bakıp ne benim ne de Elif'in üzülmesini istemediklerini söylediler. Biz sağdan soldan doktor araştırırken annem bana dönerek oğul bir hocaya mı gitsek dedi. Ben de anne ne hocası bu hocalık bir iş değil ki doktorlar yumurtalıkların zarar gördüğünü söylüyor. Hoca ne yapsın nazar değil büyü değil dedim. Annem de öyle deme ol. Yer gök dua üzerine kurulmuştur dedi. Ben de o halde sen bol bol dua et bize güzel annem dedim. Aradan bir ay geçmişti. Tekrar o ilaç veren doktora gittik. Elif tekrar muayene oldu. Sonuçlar çıkınca doktor bizi yine odasına çağırdı. Olumsuz. İlaçlar hiç etki etmemiş. Üzgünüm dedi. Elif'e ben bir kez daha yıkıldık. Sivas'ta gitmediğimiz doktor kalmamıştı. İstanbul'da bir doktor vardı. Son çare olarak Elif'le oraya gittik ama maalesef o da bize diğer doktorun söylediğini, ilaçların etki etmediğini, çocuğumuzun olamayacağını söyledi. Geri Sivas'a döndük. Elif de, ben de umudumuzu yitirmiştik. Bir akşam Elif'le beraber televizyon izlerken bir dizdeki senaryo hem Elif'in hem de benim dikkatimizi çekmişti. Bizim gibi çocuklar olmayan bir aile, çocuk esirgeme kurumundan evlatlık alıyorlardı. Elif'le ben birbirimize baktık. Bir süre sonra Elif bana neden olmasın bulut? Onların bakıma ihtiyacı, bizim de bakmaya ihtiyacımız var. Hem Allah katında da çok büyük bir sevabı var dedi. Ben de sen gerçekten de istiyor musun evlatlık almayı dedim. Elif de evet istiyorum benim. Bizim çocuğumuz olmayacak bulut. Bu bizim için bir dönüm noktası. Ben mutlu olacağımıza inanıyorum. Varsın evlatlık olsun. Onu kendi çocuğumuz gibi seveceğime söz veriyorum dedi. Ben de konuyu anneme ve teyzeme anlattım. Onların da onayını aldıktan sonra Elif'le birlikte Sivas Çocuk Esirgeme Yurdu'na gittik. İsteğimizi görevli personel anlattık. O da bizi müdürleri Esra Hanım'a yönlendirdi. Esra Hanım'la uzun uzun konuştuktan sonra bize bir albüm verdi. Bu albümdeki çocuklar 2 yaşında, şu an yurtta en küçük olarak 2 yaşında bebeklerin olduğunu söyledi. Elif albümü açıp ilk sayfadaki bir kız çocuğunu gördü ve bana dönerek gülümsedi. O gülümseme o kadar güzel ve iştendi ki beni çok mutlu etmişti. Ben de tamam der gibi kafamı öne eğdim. Elif resmi müdüre gösterdi. Bebeğin adı Yıldız'dı. Bu bebeği istiyorum dedi. Müdüre hanım da diğer fotoğraflara bakmak istemez misin diye sordu. Elif de mağazadan koltuk takımı beğenmiyoruz. Bir ömrü beraber geçireceğimiz çocuk istiyoruz ve Yıldız bebek benim hayallerimin bebeği. Onun gözlerine bakınca başka fotoğraflar görüp beynimi soru işaretiyle doldurmak istemiyorum dedi. Esra Hanım da tamam öyleyse buyurun Yıldız bebeğin olduğu odaya gidelim dedi. Birlikte odaya gittik. Kapıyı açtık. Odada dört tane bebek vardı. Elif, Yıldız bebeği görmüş, yanına gidip ona baktı. Oyun çadırının içinde, masumca elindeki oyuncağı ile oynuyordu. Elif'in ona baktığını fark eden Yıldız bebek de Elif'e bakıp gülümsedi. Elindeki oyuncağı yere atıp, kollarını Elif'e doğru açıp, sanki beni buradan çıkar dedi. Hemen Elif onu kucağına alıp, derin derin koklamaya başladı. Bir yandan gülüyor, bir yandan dağılıyordu. Ben müdür hanıma dönerek bu bebeğe evlatlık almak için gereken evraklı işlemlerini halledelim dedim. Esra hanım da tamam buyurun odama geçelim. Görevli de yıldız bebeği hazırlasın dedi. Elif bebekten ayrılmak istemiyordu. Bana dönerek size Esra hanımla işinizi halledin. Ben burada görevliye bebeğin hazırlıklarıyla ilgili yardım edeyim dedi. Ben de tamam canım diyerek Esra Hanım odasına geçtik. Esra Hanım bebeğin kimden olduğunu, hangi il ilçeden olduğunu, soy isminin ne olduğunu bütün bilgileri döküman olarak bana verdi. Ben o kağıdı aldım, hiç okumadan cebime koydum. Esra Hanım tekrar birkaç evrak vererek imzalamamı istedi. Evrakları imzaladım. Elif ve Yıldız Bebek hazırlardı. Esra Hanım'a başka bir şey yoksa çıkabilir miyiz diye sordum. Esra Hanım da yok işlemler bu kadar çıkabilirsiniz dedi. Ben, Elif ve Yıldız bebek arabaya bindik. Eve doğru yol aldık. Annemle teyzem evde bizi bekliyordu. Annem bebek için gerekenleri çoktan teyzemle beraber almıştı. Beşiğinden oyuncağına, mamasından biberonuna kadar hiçbir eksiği kalmamıştı. Eve geldiğimizde herkesin yüzü gülüyordu. Annemle teyzem bebeği kucağına alıp sevmeye, ona canım torunum demeye başlamışlardı. Evin içine büyük bir sevinç vardı. Babamla eniştem de akşam iş dönüşü bize geldiler. Onlar da Yıldız'ı çok sevmişlerdi. Elif çok mutluydu. Onun mutluluğu beni de mutlu ediyordu. Hayallerimizdeki Uva'ya kavuşmuştuk. Yıldız bebek de ilk geceyi bebek uyuyana kadar oyunlar oynayarak geçirdik. Bebek uyumuştu. Odasında beşine yatırdık. Elif'le beraber bir süre onun masumluğunu izledik. Daha sonra biz de odamıza geçip yattık. Sabah olmuştu. Hep beraber kahvaltı yaptık. Yıldız bebek yavaş yavaş bize alışıyordu. Ona evlatlı kalalı bir hafta olmuştu. Bir gece Yıldız'ı yatağına yatırdıktan sonra biz de salona geçip Elif'le televizyon izliyorduk. Bir ara Elif bir noktaya dikkat kesildi. Ben Elif'e dönerek hayatım ne oldu dedim. Elif bana bakarak sen de duyduğun bir kadın ağlıyor dedi. Ben de dikkatli bir şekilde dinledim ama hiçbir ses duymuyordum. Elif'e hayır hayatım ben bir şey duymuyorum dedim. Elif bir anda kalkıp Yıldız'ın odasından geliyor sesledi ve odaya doğru koştu. Ben de peşinden koştum. Odanın kapısını açtık ama hiçbir ses yoktu. Ben odanın penceresini açıp dışarı baktım. Dışarıda da hiç kimse yoktu. Elif'e dönerek "Sana öyle gelmiştir. Bak kimse yok hayatım. Hadi yatalım." dedim. Beraber odamıza gidip yattık. Ben günün yorgunluğundan olsa gerek hemen uyuyakalmışım. kalmışım. Yıldız'ın odasından Elif'in çığlığını duydum. Yataktan fırlayıp hızla oraya gittim. Bebek beşikte ağlıyor. Elif ise yerde baygın yatıyordu. Önce Yıldız'ı kucağıma aldım. Daha sonra Elif'i kendine getirmeye çalıştım. Bir süre sonra Elif kendine geldi. Ona ne olduğunu sordum. Elif hala titriyor ve kadın, kadın deyip duruyordu. Elif kendine geldi. Burada kadın falan yok. Bak bebeği korkutuyorsun dedim. Elif toparlanıp ayağa kalktı. Bebeği benim kucağımdan alıp ona sarıldı. Hep beraber salona geçtik. Ben Elif'e tekrar sordum. Hayatım sen tam olarak ne gördün diye. Elif yutkunduktan sonra anlatmaya başladı. Sen kafanı yastığa koyar koymaz uyudun. Ben duyduğum sesten baya bir tedirgin olmuştum uyuyamıyordum. Tam gözlerim kapanmıştı ki o ağlama sesini yine duydum. Bir kadın ağlıyordu. Bu sefer sana haber vermedim. Yavaşça yataktan kalkıp sesin geldiği yere doğru yürüdüm. Ses yine yıldızın odasından geliyordu. Yavaşça kapıyı açtım. O an bastım çığlığı. Ortaya yaşlarda bir kadın yıldızın beşi yönde dikilmiş. Yıldıza bakarak korkunç bir sesle ağlıyordu. Ben bağırınca kadın bana dönüp baktıktan sonra aniden odadan kayboldu. O anki korkudan bayılmışım dedi. Elif'e sarılarak kabus görmüşsün canım dedim ama bu Elif'i teselli etmeye yetmemişti. Sabah işe gitmem gerekiyor. Hadi uyuyalım hayatım dedim. Sabahleyin işe gitmek için evden ayrıldım ama aklım Elif'te, bebekteydi. Yoğun bir çalışma temposuna girdim. Beynim dosyalarla, evraklara dolmuştu. Hiçbir şey düşünemiyordum. Akşam saat 8 olmuştu. Ofisten çıkıp eve doğru yol aldım. Eve geldim de kapıyı çaldım. Ses yok bir daha çaldım. Yine ses yok. Kendi anahtarımı çıkarıp kapıyı açtım. Elif, ben geldim diye seslendim. İçeriden bir ağlama sesi geliyordu. Sesin geldiği yöne doğru gittim. Yıldız'ın odasında Elif Yıldız'ı kucağına almış. Hayır vermem, vermem. Gidin buradan, o benim rahat bırakın beni diye bağırıyordu. Hemen yanına gidip, Elif sakin ol. Kimle konuşuyorsun? Kendine gel diyerek Elif'i omuzlarından silkeledim. En sonunda Elif benim olduğumu fark etti. Bir elinde yıldız tutuyor, diğer eliyle boynuma sarılı. Onlar, onlar bebeği alacak, bizim diyorlar. Çok çirkinler bulut, kırmızı gözleri, uzun tırnakları, keçi gibi boynuzları var. Yıldızı istiyorlar bulut dedi. Ben kafayı yemek üzereydim. Elif'e sakin ol, yok bir şey, bak kimse yok, ben buradayım dedim. Bu olaylar yaklaşık bir hafta boyunca böyle devam etti. Elif iyice paranoy olmuştu. En ufak bir seste yıldızı kucağına alıyor, vermem. O benim diye sımsıkı sarılıyordu. Aradan yaklaşık 3 ay geçmişti. Yıldız bebek bana ve Elif'e çok alışmıştı ama Elif'in Yıldız bebeğe olan sevgisi çok daha büyüktü. Sanki kendi öz kızıymış gibi seviyor. üzerine çok titriyordu. Bir akşam bebeği uyuttuktan sonra Elif'le beraber televizyon izliyorduk. Aniden elektrikler kesildi. Ben tam kalkıp mum alacaktım ki odanın içine bir anda şiddetli bir rüzgar girdi. Rüzgarın girmesiyle Elif'in çalı katması bir oldu. Telefonun ışığını açmaya çalıştım. Nasıl oldu bilmiyorum ama telefon kapalıydı. Elif'e sakin olmasını söyledim. Pencerenin açık kaldığını, rüzgarın oradan geldiğini söyledim. Elif kollarıma sarıldı. Ben de cebimden çakmağımı çıkarıp yaktım. O anda odanın içinde bizden başka bir varlığın da olduğunu fark ettim. Kapının orada durmuş, sanki bizim dışarı çıkmamızı engelliyormuş gibiydi. Bağırarak, sen kimsin, ne işin var evinde dedim. Elif arkama alarak. O kapıda duran silüete bakıyordum. O varlık bir anda ellerini kaldırdı. Elif ve beni odanın bir köşesine doğaüstü bir güçle fırlattı. Tam o sırada bir kadın ses duydum. Acı dolu şekilde bebeği götürüyorlar diye bağırdı. Elif bir anda ayağa kalkıp Allah belanızı versin. Kimsiniz siz dedi ve kapıya doğru hamle yaptı. Ben de arkasından koştum besmele çekerek. Biz besmele çekince o varlık bir anda odadan dışarı çıktı. Biz hemen bebeğin olduğu odaya koştuk. Odada dört tane varlık vardı. Hepsi birden yıldızın etrafına çember oluşturmuş. Arapça olduğunu düşündüğüm bir dilde Ya Sübyan, Elmennan, Ya İfrit, Eldeyan" diyorlardı. Ben o varlıkların cin olduklarını anlamıştım. Hemen bağırarak dua okudum. Ben dua okumaya başlayınca o şerli varlıklar deliye dönerek odadan kaçmaya başladı. Elif hemen yıldız bebeği kucağına alıp bir köşeye pustu. O şerler açık olan pencereden dışarı çıktı. Üç tanesi ormana doğru hızla süzülerek gözden kayboldu. Bir tanesi pencereye yaklaşıp kendi parmağını ısırarak koparttı. Parmağından akan kanla cama bizim olanı er ya da geç alırız yazdı ve o çirkin gözlerle bana bakarak geri geri süzülüp o da gözden kayboldu. O şerler gidince ışıklar geldi. Ben hemen perdeyi kapattım. Elif'in ve yıldızın yanına gittim. Elif o yazıyı görmemeliydi. Perdeyi kapattıktan sonra Elif'in yanına gittim. Elif'le yıldız ağlıyordu. Hepimiz çok korkmuştuk. Elif'e hadi hayatım salona geçelim dedim. Elif zar zor kendini toplayıp ayağa kalktı. Üçümüz salona geçtik. O gece dışarıdan sürekli sesler duyuyorduk. Oğultular, çığlıklar, kahkahalar. Bütün sesler birbirine karışıyordu. Biz dualar okuyarak o geceyi sabah ettik. Sabah olunca durumu telefonda kısaca anneme ve teyzeme anlattık. Annemle teyzem bize geldiler. Konuyu en ince detayına kadar anlattık. Annem bir hoca bulup eve okuyalım. Üç harflerde dadanmış oldum size dedi. O akşam annem bir hoca buldu ve bize getirdi. 50'li yaşlarında kısa boylu bir adamdı. Adam içeri girer girmez selam bile vermeden yıldızın odasına gitti. Biz de peşinden gittik. Hoca bağırarak perdeleri kapatın hemen dedi ve elini havaya kaldırıp indirdi. Bir daha aynısını yaptı ve üçünü kez sanki karşısında biri varmış gibi Bir ya da bir şeyin boğazını sıkmaya başladı. Kimsin sen? Ne istiyorsun bu insanlardan dedi. Bir süre sustu. Her neyin boğazını sıkıyorsa onu bıraktı. Sonra yıldız bebeğe bakıp o güvende dedi. Boşluğa bakarak. Biz hocanın ne yaptığını anlamamıştık. Ben hocaya sordum. Hocam ne oluyor diye. Hoca salona geçelim evlat. Anlatacağım dedi. Hep beraber salona geçtik. Hoca anlatmaya başladı. Az önce konuştuğum kişi Yıldız bebeğin gerçek annesiydi. Onu cinler öldürmüş. Yavrusundan ayrılmak istemediğini, yavrusundan ayrılmak istemediği için ruhu arafta kalmış. Huzura eremiyor. Kulyas cin kabilesinin bebeğini istediğini söylüyor. Orada bir anlaşma var evlat ama kadın cinlerden korktuğu için anlaşmanın ne olduğunu söylemedi. Sadece o köye gidin, onu bulun dedi. Hepimiz şaşkınlıkla hocayı dinliyorduk. Elif, ne köy hocam? Hangi köy dedi? Hoca Elif'e dönerek sen o kadının sesini duyuyorsun değil mi diye sordu. Elif de evet ağlama sesi geliyor ve dün gece o şerler buraya gelince yıldızın odasından bebeği kaçırıyorlar diye bir kadın bağır dedi. Hoca da evet kızım o Elif'in gerçek annesi Tahari gelin dedi. Elif peki hocam köy neresi diye sordu. Hoca bir şey demeden ben cevap verdim. Ben biliyorum dedim. Herkes bana baktı. Ben de çocuk esirgeme kurumundan bana verdikleri kağıtta çocuğun kim olduğunu, hangi köyde doğduğu yazıyor dedim. Hoca da o halde zaman geçirmeden o köye gitmemiz gerekiyor evlat dedim. Ben de köyü bulduk da onu bulun diyormuş. O kim? Kim bulacağız hocam dedim. Hoca siz gidin oraya. Tahar size onun kim olduğunu söyleyecek. Bebeği oraya götürmeyin dedi. Ben de hocam ben bu işlerden anlamam. Siz de gelseniz beraber gitsek olur mu diye sordum. Hoca da tamam evladım o halde. Akşamleyin yola çıkalım. Ben şimdi gidip yanıma bir iki kitap alayım dedi ve evden çıktı. Ben Elif'e bu evde kalma. Ya teyzemlere git ya da annemlere dedim. Annem, tamam oğlum sen merak etme hep birlikte bize gideriz dedi. Hep beraber oturup akşam olmasını bekledik. Neydi şimdi bu? O köyde ne vardı? O kadının bahsettiği kişi kimdi? Hepimizin kafası allak bullak olmuştu. Ben derin düşünceler içerisindeyken Elif bana seslendi. Bulut. Ben yıldızdan ayrılırsam ölürüm. Ne olur bul bir çaresini kurtar onu bu musallattan dedi ve boynuma sarılarak ağladı. Ben de merak etme Elif. Bebeğimizi kimse bizden alamaz. Biz o ağırlıklardan daha güçlüyüz. Hem bak Mehdi Hoca da bize yardım edecek. Sen canı sıkma dedim. Birinci bölüm bu kadar arkadaşlar. İkinci bölüm için takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.